Eğitim saatinden mutlu günler sayın seyirciler. Yaz geliyor artık. Peki öğrenciler yazı nasıl değerlendirecek? Bugün bunun üzerine konuşacağız. Konuklarımız IQ Bilişsel Gelişim Metodu Bursa Tanıtım Sorumlusu Rabia Güneyce ile 7. sınıf öğrencisi Berkant Göztepe. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Rabia Hanım, yani yaz geliyor, planlar yapılıyor ama ne durumdayız? Siz de aslında biliyorsunuz öğrencileri, ailelerin neler düşündüğünü. Evet. Önce isterseniz bir o gözlemlerinizden konuşalım. Ne gibi planlar yapılıyor? Tamam. Ben ilk önce bugün TEOG sınavına giren öğrencilerimize geçmiş olsun diyeyim. Evet. Yarın da tekrar başarılar diliyorum onlara. Yaz dönemi tabii çocuklar için çok önemli. Biraz havalar ısınınca çocuklar hakikaten biraz kendilerini salmaya başladılar. Yaz döneminde ailelerin çok iyi plan program yapmaları lazım. İlk etapta bütün çocuklarda var olan bu dikkat dağınıklığı sorunlarını mutlak suretle çözmeleri lazım ailelerin. Çünkü çocuklar bu dikkat dağınıklığı sebebiyle çok başarılı olsalar da kayıpları oluyor. Başarısız olsalar zaten olsalar da kayıpları. Zaten başarısız çocukta akademik başarı kesinlikle beklenmiyor. Bugün beraber geldiğimiz Berkant arkadaşımız hakikaten akademik olarak çok başarılı bir öğrenci. Ama kendinde olan ufak tefek sıkıntılarından dolayı IQAP'la tanışmış ve programa girmeye karar vermiş. Biraz sonra o kendisi de size nasıl problemlerle karşılaştığını ve nasıl aştığını anlatacak. Aileler maalesef ne yapacaklarını bilmiyorlar. Dikkat dağınıklığı konusu üzerine bir sürü program var. Sonuçsuz programlar var. Ben bir kere şunu demek istiyorum. Yapılan her emeğe karşı saygım sonsuzdur. Mutlak suretle bir şekilde faydasını görürler. Ama kısa sürede sonuca giden programlar var iken ailelerin farklı farklı çalışmalarla zaman kaybetmeleri, daha sonra bize geldikleri zaman bu zaman kaybında çocukların neler kaçırdığını gördükleri zaman çok üzüntü yaşadıklarını görüyorum. O zaman aileler. Nedir bunlar? İşte kurslar vesaire, onlardan bahsediyoruz kurslar değil mi? Kurslar var, evet. Aşamadan. Dikkatini geliştiren, geliştiriyorum diyen programlar var. Ben ailelere hep şunu söylüyorum. Bakın, akademik başarı tabii ki önemli ama akademik başarıyla birlikte bilişsel gelişim dediğimiz sosyal ve psikolojik gelişim de çok önemli çocuklarda. Ancak akademik başarı çocuğun gelecekteki hayatını planlayan bir gelişme. Mutlak suretli olması lazım. Ailelerdeki en büyük çatışma da çocukların akademik başarısızlıklarından meydana geliyor. Oysa bunu aşmak o kadar kolay ki biz IQAP olarak Türkiye'de binlerce öğrenci bu programa girip çıktı. Hatta şöyle söyleyebilirim, çocuklardaki başarıyı gördükten sonra ikinci, üçüncü kurlarına hiç gerek olmadığı halde gelen bir sürü veli var. Aileler biraz araştırsınlar, benim çocuğum niye başarısız, niye başarılı olamıyor? Bakın hep birilerini suçluyoruz, bu suçlanan da çocuk oluyor. Çocuk başarısız diye suçluyoruz. Evet. Öğretmen çocuk anlatıyorum, çocuk almıyor diyor. Çocuk suçlu, tembel diye değerlendiriyoruz çocukları. Oysa bir çocuk gerçekten alamıyorsa, gerçekten öğrenemiyorsa aileler önce bunun neden öğrenemiyoru tespit etmeleri lazım. IQAP da bu anlamda Türkiye'nin tek bilimsel projesi, programı. Bu programa giren çocuklarda, bireylerde bu sorun tamamen gideriliyor. İşte yaz döneminde aileler önümüzdeki sezona, eğitim öğretim yılına çocuklarını hazırlamak için mutlak suretle böyle bir programa dahil olsunlar. Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar. O kadar çok şubelerimiz var ki bu şubelere mutlaka gitsinler. Şu an Türkiye'de bu sorunu çözen sadece IQAP. Bunu bilsinler. Bakın belki karşıdaki aileye çok iddialı gelebilir ama kesinlikle iddia ediyoruz biz. Eğer çocukta nörolojik veya psikolojik sorun yoksa akademik başarı bu programdan sonra çok hızlı bir şekilde geliyor. Peki bu program çocuğun ne kadar zamanını alıyor? Yani bir günlük bazda da konuşacak olursak eğer, bir gün gittiği o programda ne kadar zamanı orada geçmiş oluyor? Bir gün bir saat. Bakın
bir saat gelmesi yeterli. Gerçi bu yaşına göre değişebiliyor. Eğer öğrenci 7. sınıf ve üzeri ise günde 2 saati de yapabiliyor. Ama bir 3. saate almıyoruz programa. Çünkü burada beyin egzersizleri yaptırıyoruz. Hakikaten yoruluyorlar. Gözleri yoruluyor, beyinleri yoruluyor. Aslında beyin yorulmaz, göz kasları yorulur sadece. Ama karşıdaki, yani bu uygulamaları yapan birey beyninin çok yorulduğunu hissediyor, hissettiğini söylüyor. Başım ağrımaya başlıyor diyor. Oysa yapılan çalışmalar sadece eksik olan kısımlara kan gitmeyi sağlıyor ve oradaki hücrelere kan gittikten sonra o hücreler de aktif hale geliyor. Ve çocuk nerede başarısızsa o başarısızlık noktası tamamen bitiyor. Bu kadar net söylüyorum. Yani bu programa gelip de bugüne kadar başaramayan bir çocuk yok. Yalnız aileye daha sonraki süreçte iş düşüyor. Çocuğunu mutlak surette takip etmeniz lazım. Çünkü çocuk artık hızlı, kolay ve kalıcı öğreniyor. Eğer aile çocuğu takip etmiyorsa, bakın, çok az çocuk kendiliğinden ders çalışır. Bunu ben hep söylüyorum. Siz çocuğunuzu istediğiniz iyi okullara, kolejlere, dershaneler bitiyor gerçi ya, özel eğitimlere, nereye verirseniz verin, çocukta bu yetiler aktif çalışmıyorsa verdiğiniz para da yanar. Bizim IQAP programına gelen devlet okullarından ve özel okullardan o kadar çok öğrenci var ki, yani bir çocuk özel okula gidiyor diye bu yetileri aktif kullanıyor anlamına gelmiyor. Bu sorun herkeste var olan bir sorun. Yani dikkat dağınıklığı özel kurumlara giden çocuklarda da var, devlet okullarına giden çocuklarda da var. Çağın problemi çünkü bu. İşte aileler burada sorunu çözmek için mücadele etsinler. Tabii ki vaatler çok fazla. Herkes bir sürü vaat yapıyor. Bu vaatlerde belgeleniyorlar mı? Mutlak suretle kendilerini belgelendirsinler. Bakın, ben şunu çok net söylüyorum. Bir birey bu programa geldikten sonra ilk önce nöropsikolojik testlerle o yetilerin ne kadar aktif çalışmadığını size raporlarız. Daha sonra 60 uygulamaya soktuktan sonra tekrar yaptığımız testlerle çocuğu nereden nereye getirdiğimizi size gösteririz. Bu uluslararası uyumluluk raporları alınmış, üniversitelerden onaylanmış testlerdir bunlar. Bu testlerle bunu belgeleriz. Ama aile bu testlerin yapılmasına kadar beklemesine gerek yok. İşte şimdi Berkant da size anlatacak. Daha 30'lu günlerde kendisindeki olan değişimi anlatmaya başlayacak. Burada ailelere çok iş düşüyor. Bu programı aldıktan sonra çocuğun akademik olarak doğru öğretmen ve doğru kurumlarla çalıştığında kısa sürede çok büyük başarılar elde etmeleri mümkün ediyorlardı. Ve bu anlamda pek çok çocuğumuz bizim TEOG sınavlarında, daha önce SBS'lerde, üniversite sınavlarında çok derece yaptı. Okullarda çok derece yaptı. İl birincilerimiz çok fazla Türkiye genelinde. Aileler biraz araştırsınlar. Evet. Şimdi Berkant'la devam edelim o zaman. Berkant, 7. sınıf öğrencisisin. Evet. Sen bu programa ne zaman dahil oldun? Ben Şubat'ta dahil oldum. Hı-hı. Evet, şimdi ondan sonrasına geçmeden önce ondan öncekini soracağım. Ondan önce yaşadıkların neydi yani? Sen akademik olarak ya da sosyal anlamda mı, nerede problemler yaşıyordun? Sınavlarda yaşıyordum. Yani sınav notlarım biraz aşağıdaydı ve derslerde çok dikkatim dağılıyordu. Bu IQAP'a geldikten sonra akademik anlamda başarım bayağı bir yükseldi. Ve sınavlarda falan kendimi göstermeye başladım. Derse dikkatim çok iyi oldu, yani bayağı bir geliştiğini hissediyorum. Normalde ders çalışmayı seven bir öğrenci miydin? Yani ders çalıştığın halde anlayamadığını mı fark ettin ya da ders çalışmayı mı sevdin? Evet, eskiden ders çalışmayı hiç sevmezdim. Şimdi ise eve gidip ders çalışmayı seviyorum. Ara sıra hatta kendi kendiliğimden test çözmeye başlarım. Yani çok değişik bir duygu. Peki ailen sendeki değişimi nasıl fark ediyor? Hem sınavlardan fark ediyor hem de evdeki testlerden, yani doğru yanlışlardan, testteki doğru yanlışlarımı görüyor. O anlamda. Anladım. Peki sana çok ders çalış der miydi ailen? Baskı yapar mıydı önceden? Ya
Bazenleri yapıyordu çünkü hiç ders çalışmadığım için annem hep ders çalış ders çalış derdi. Ben de sevmezdim o yüzden. Şimdi ise yani çok üstüme düşmedikleri için artık kendiliğimden başladım. Kendiliğinden başladığın için belki de onlar da artık ders çalış demeyi bıraktılar herhalde. Öyle bir Evet. durumda söz konusu olmuş olabilir. Peki hedef olarak kendine bir şey koydun mu? Yani mesleki anlamda olabilir ya da farklı hedeflerinden bahsedebilirsin. Önceden ya da bir hedefin vardı, şimdi değişti mi? Onu da merak ediyorum. Önceden bir hedefim yoktu. Şu an Almanya'da okumak istiyorum. Almanca dersinde bayağı bir iyi. Hedef olarak işte üniversitelerini çok beğeniyorum Almanya'nın. O yüzden Almanya'ya gitmeyi planlıyorum. TEOG'da da bayağı iyi sonuç almayı planlıyorum. Arkadaşların peki sendeki değişimi fark etti mi? Bazıları fark etti. Derslerde çünkü ben eskiden çok konuşuyordum. Şimdi ise dikkatimi verdiğimi anladılar. İşte konuşmuyorum. Oradan da zaten beni rahatsız etmiyorlar. O Ha, yönde. evet, belki de konuşturmaya çalışıyorlar ama bakıyorlar ki Evet. ona cevap veren yok. Evet. Evet, yani bu gerçekten çok önemli. Evet. Berkan diyor ki yani ben derslerde önceden konuşuyordum, dikkatim dağılıyordu bir şekilde, dersi kaynatma çalışmaları da diyebiliriz aslında. Ama şimdi öyle bir durum yok. Bu süreç nasıl oluşmuş oluyor? Peki yani buna geçeceğim ama kullandığın materyallerle ilgili biraz bilgi verirsen biz tanıyalım bir sistemi. Ne yapıyorsun? Senin görsel olarak mı geliştirdi, oradan mı yüklenildi bu program sana? Nerelerin güçlendirildi? Bir kitabımız var bizim. Yani kendimize göre ayarlanmış bir kitap. Orada mantıksal muhakeme denilen bir şey var. Mantık yürütüyorsun. Sayısal var. Sayılarla işlem yapıyorsun. Benim sayısalım düşüktü. Şu an işte yapa yapa alıştım ve şu an bayağı bir yükseldi. Sayısal, sözelde durumun nasıl? Sözelde iyi. Yani normalde de iyiydi. Ama daha çok ilerlediğimi düşünüyorum. Hem sözelde hem sayısalda Evet. iki yeri de aslında şu an iyileştirmiş Evet. gözüküyor, değil mi? Siz de Berkant'ın süreciyle ilgili Şimdi biraz daha bilgi verebilir Berkant muhakeme yetilerini tamamıyla çalışıyor. Sözel muhakeme, sayısal muhakeme ve görsel muhakeme. Ayrıca sayısal hafızayla çalışıyor. Dört yetiyle çalışıyor Berkant. Tabii ki muhakeme yetilerinin tamamıyla çalışması Berkant'ın ona ihtiyacı olduğu için kitaba o şekilde geldi. Berkant için çok büyük avantaj oldu. Ne anlamda? Şimdi muhakeme yetilerinin tamamıyla çalıştığı için sınıftaki fonksiyonu tamamen değişti. Daha önce konuştuğunu söylüyor. Ama şimdi artık konuşmaya ihtiyacı duymuyor. Çünkü o yetiler aktif çalışmaya başladı. Çalışmaya başladığı için Berkant artık dersi de kaynatmaya ihtiyacı duymuyor. Çünkü bu yetiler aktif çalışınca sıkıntı gördüğü derslerde artık Berkant anlayabiliyor. Tabii ki sayısal hafızayla çalışması da Berkant'ın hafızasını deposunu güçlendiriyor. O yüzden Berkant şu an bunları çok rahat söyleyebiliyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Berkant'ın yetileri zaten düşük değil. Berkant'ın yetileri iyi durumda. Şu an Berkant eğer hafızayı bir sürahi gibi düşünürsek sürahiyi dolduruyor Berkant. O yüzden ona geri dönüşümü çok çabuk oldu. Eğer Berkant'ın yetileri %50'nin altında olaydı, Berkant belki bir ikinci kura zorunlu ihtiyacı olabilirdi. Şimdi artık bundan sonra Berkant ikinci ve üçüncü kurlara gelmek isterse eğer, bu doğrudan doğruya Berkant'ın daha hızlanabilmesi için kendini ne şekilde rahat hissediyorsa o şekilde davranabilmesi için gelmeye ihtiyacı olur. Ama şu an Berkant tek kurla zaten belli bir düzeye kadar çok rahat götürebilir. Bütün çocuklarda aslında bu böyle. Şimdi ben IQ hub'a getiren ailelerin şunu söylüyorum. Hakikaten bunlar farkındalıklı aileler. Çocuklarındaki başarı düzeylerinin düşmesinin nedenlerini bilen aileler. Ve ben bana gelen ailelerden şununla çok karşılaşıyorum. Evet,
çok önemli bir program. Çünkü hep anlatıyoruz kaç haftadır. Evet, benim çocuğumun buna gerçekten ihtiyacı var deyip hepsi inanın mutlak suretle araştırıyorlar. İnternetten araştırıyorlar, genel merkezi araştırıyorlar, uluslararası boyutunu araştırıyorlar sistemin. Ama en çok veli referansıyla geliyor bize aileler. Yani bir veli tavsiye ediyor, o şekilde geliyorlar. Mesela bu sene aşağı yukarı 20 öğrenciyi ben şu 1,5 ayda 2 sene önce kayıt olan ailelerin referanslarıyla kaydettik. Çünkü aile çocuktaki değişimi gördüğü zaman sebebini araştırıyor. Diğer bu programı alan aile de anlatırsa bize yönlendiriyor. O yüzden IQ Up çok önemli bir program, her zaman diyorum. Keşke bütün çocuklar girebilse. Eğer şunu çok net olarak ifade edebilirim. Nörolojik veya psikolojik rahatsızlığı olmayan çocuklar bu programa girdikleri zaman eğitim ve öğrenme ile ilgili hiçbir sıkıntının kalmayacağını, biz genel merkezdeki toplantılarımızda da bunu çok konuşuruz, kalmayacağını iddia ediyorum. Kesinlikle kalmayacaktır. Çünkü siz çocuğa ne verirseniz verin, çocuk alamıyorsa ne yaparsanız yapın o çocuk almıyor. Ne yaparsanız yapın. Peki ailelerin size geldiğindeki yine de bir kuşku oluyordur herhalde değil mi? O kuşkular genelde hangi noktalar oluyor? Siz nasıl gideriyorsunuz o kuşkuları? Şimdi bize gelen aileler mutlaka daha önce başka kurumlara, başka programlara gitmiş aileler. Yani şunu söylüyor aile, siz de hani geleceğiz, gideceğiz, sizde de başarısızlık olacak mı diyorlar. Bakın, biz ilk önce bir taahhütname imzalattırıyoruz. Bir sözleşmemiz var, bu sözleşmede taahhütler var. Bu taahhütler nedir? Önce sistemi anlatıyoruz. Sistemin tamamı taahhütname içerisinde yazılıdır. Biz veliden sadece istediğimiz çocuğunuzu getirin. Normal söylenilen program günlerinde mutlak suretle çocuğunuzu getirin. Eğer ki çocuğunuz gelişmezse ondan sonra taahhütteki bütün yaptırımları bize yapın. Bu kadar net. Herkes gelişiyor. Herkes. Çünkü kişinin öğrenme bölgesindeki hücrelerin ne kadar aktif çalışıp çalışmadığına hesaplanıp da gönderilen bir beyin rehber program kitabıyla kişiye özel çalışılıyor. O yüzden herkes gelişiyor. O zaman şöyle de diyebiliriz, yani bir gelişme olmadığı, öyle bir ihtimal dahilinde ailelerin kendini savunacak zaten ellerinde bir aynen belgeleri öyle var. Aynen öyle. Yani değil mi? Aynen öyle. Evet, bu çok önemli. Güvenmek. Gerçekten. Sonuçta çocuklarını emanet ediyorlar. Çok zor, hem maddi anlamda tabii ki bir sürü yollardan da geçmiş oluyorlar. Bu yüzden güvenmek, güvenilir olması, acaba hangi bilimsel şeye dayanıyor? Bu çok önemli. Çok İsterseniz önemli. O bilimsel dayandığı yerden tekrar biz bahsedelim. Her programımızda bahsediyoruz. Biraz daha onun üzerinden tabii geçelim. Tabii. IQ Up İstanbul'da Human Psikolojik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün projelerinden biri. Uzman doktor, psikolog Zafer Akıncı'nın programlarından bir tanesi. Bilimselliği yapan merci İzzet Baysa Üniversitesi Nöropsikolojik Dalı, doçent Hatice Kafadar'ın bilim kurulu başkanlığındaki heyeti. Bu anlamda Türkiye'nin tek bilimsel projesi. Şimdi aileler bana şunu çok net söylüyorlar. İşte gittikleri programların da bilimsel olduklarını söylüyorlar. Bakın, ben aileye şunu söylüyorum. Program bilimselliği Türkiye'den onanmalı. Türkiye'deki üniversitelerden mutlak suretle bu konuyla ilgili belgeleri olmalı gittikleri programların. Yurt dışından veya uzak doğudan gelen bilimsel program, bilimsel çalışmalar mutlaka bilimseldir. Ama ne derece faydalıdır? Denekler mutlaka olmalı. Üniversitelerden etik kurulu kararları mutlak suretle, heyet raporları olmalı. IQ Up bu anlamda sicili çok temiz bir program ve Türkiye'nin kesin sonuçlu geliştiren tek programı. Nöropsikolojik bir program. Sadece çalışmayan hücreleri tespit edip daha sonra da bu hücrelere kan gitmesini sağlayan bir beyin egzersiz programı. Ayrıca yurt dışında iki uluslararası kongrede Türkiye'yi temsil etmiş bir sistem. Hatta
hocaların Amsterdam'da yapılan kongrede kürsüye davet edilmeleri şu şekilde oldu. Türk bilim adamları öğrenmenin önündeki engelleri kaldırdı diye. Evet, yurt dışında IQAP'ın popülaritesi çok yüksek. Dünya Nöroloji ve Psikoloji Derneği sistemi kabul etmiş. Uluslararası ISO belgeleri verilmiş. Cambridge Üniversitesi sistemi onaylamış. Kalıcı mı değil mi diye tekrar bilimsel çalışmalar yapılmış. Bu anlamda bu kadar üzerinde bilimsel çalışma yapılan ve dünyanın en fazla denekle yapılan çalışmasıdır IQAP. O yüzden çok başarılı. Peki Berkan, sen arkadaşlarının içinde bir gözlem yapıyor musun? Yani sonuçta burada bir sisteme dahil oldun ve öğrendin. Aslında benim işte şuradaki hafızam işte çalıştırıldı, şöyle oldu, bir iyileştirme yapıldı. Sen gördüğün yine arkadaşların var sonuçta, belki yine derslerde problem yaşatan, belki dersi dinlemeyen, aslında onların da bu sistemle gelişebileceğini düşünüyor musun? Ya da onlara belli tavsiyelerde bulunuyor musun? Şunu şöyle yap, böyle yap, gerçekten senin için daha iyi olur gibi. Böyle bir alışveriş oluyor mu arkadaşların arasında? Ben arkadaşlarıma da tavsiye etmiştim. Hatta bazıları geliriz dediler. Dersi bozan çoğu kişi oluyor. Onlara da söylüyorum. Ama ya bazılarının gelişine inanıyorum ama kendileri çabalamıyor. Kendinin çabalaması değil mi? İnanması lazım yani. Ben, evet, gerçekten gelişebilirim. Ben yapabilirim. Bendeki sorun neyse o çözülebilir diye herhalde. Sen inandın. Evet, inandım. Mesela arkadaşlarım nasıl olsa özel liseye giderim. Yani TEOG'a girmeye gerek yok gibi şeyler yapıyorlar. Hiç çalışmıyorlar, dersi dinlemiyorlar. Yani ben bunlara bayağı bir şey sinir oluyorum böyle. Hem hocaya saygısızlık oluyor, evet, hem de kendine geliştirmiyor yani. Hiçbir şey yapmıyor kendi hakkında o yüzden. Peki sen şimdi önümüzdeki yani TEOG sınavı için nasıl bir sistem oluşturdun kendine? Nasıl bir sistem kurdun? Onun üzerine çalışıyorsun. Ya ben bu sene TEOG'a çalışmıyorum çünkü bu sene boş sene diye geçiriyorum. Ama seneye mesela gene okuldan dönüşte IQAP'a, IQAP'tan eve gelince de ders çalışmaya ve test çözmeye başlayacağım. Böyle bir sistem kurdum kafamda ve bunu yapacağım. Daha yani önümüzdeki seneye bu şeyler yoğunlaşmış olacak değil, evet, mi? O heyecanla birlikte tabii ki çalışması da yoğunlaşmış, evet, olacak. Bu yönde peki yani her zaman bahsediyoruz, sistem işte ders veren bir yer değil. Evet. Bir etüt, işte bir kurstan bahsetmiyoruz yani o, evet, dersi çocuğun içine sokmuyor, çocuğun kafasına yerleştiren bir sistem değil. Bununla ilgili peki yönlendirmeler yapıyor musunuz? Gayet tabii. Şimdi veli şöyle anlayabilir, ben çocuğumu beyin gelişim programına gönderiyorum, burada başarılı olacaktır diye. Daha doğrusu derste başarılı olacaktır diye. Yani çocuk bir kere ders çalışmadan başarılı olmaz. Kesinlikle. IQAP ders çalıştıran bir program değil, dersi anlamayı kolaylaştıran bir program. Yani çocuk dersi anladığı için mi artık, evet, dersi öğrenmeye dinliyor oluyor? Öğrenmeye için, başladığı için. Ve öğrendiği bilgiyi de artık hafızasında tutabildiği için, 40 dakika sınıfta canı sıkılmadan oturabildiği için, öğretmeni dinleyebildiği için, muhakeme edebildiği için, şu an Berkant'ın dediği şey önümüzdeki yıl için bir plan yapmış, evet, kafasında. Ben de şimdi öğreniyorum. Herhalde ikinci kura gelmeyi düşünüyor önümüzdeki sene. Çünkü Berkant bu dönemde bir ay içerisinde programı bitecek. Bir buçuk ay içerisinde. Çocuklar kendilerine bir hedef koyabiliyorlar. Çocuk bir kere öğrenmeye başladıktan sonra öğrenmenin kolay olduğunu, yapabileceğini görebiliyor. Burada işte biz ailelere sayısal derslerden biraz çocuklara destek verin diyoruz. Çünkü sayısal dersler kendiliğinden sözel gibi okuyarak anlayamaz. Mutlaka yanında bir bilenin ufak yolla da olsa çocuğa dokunması gerekir. IQAP çocuğun kolay öğrenmesini sağlayan, öğretmenin işini kolaylaştıran, anne ve babaları da çocuğa ders çalış deme sözünü bitirtiren bir program. Tabii ki anne baba takip edecek. Tabii ki de diyecek. Burada
çocuğa, eğer çocuğun yaşıyla da alakalı, bu çocuk 3. 4. 5. sınıf çocuğuysa iş biraz daha kolay. Üst sınıflardaysa evet takip edilmesi lazım. Çünkü ders çalışmak, kimse kendiliğinden oturup da ders çalışmıyor. Çok az çocuk ders çalışıyor. Evet. Mutlaka ailenin takip etmesi lazım. Size şunu çok net söyleyebilirim. Yarım saatlik, bir saatlik çalışmayla, düzenli çalışmayla çocuk çok üst başarılara gelebiliyor. Ama burada devamlılık çok önemli. Çünkü eğitim bilişsel bir çalışma sistemidir. Mutlaka devamlı çalışması lazım çocuğun. Devamlı çalışması lazım. Ve hedefler gerçekten çok önemli. Şimdi her çocuğa sorduğumuzda yani ne olacaksın büyüyünce? Buna gerçekten hepsi cevap verir yani. Hepsi kendi evet. alanına göre. Ama aslında onun için ne yapıyorsun? Önemli olan soru herhalde bu kızım. Evet. Yani onu olmak için ne yapıyorsun? Yani sadece işte evden okula gidip işte okuldaki dikkatin dağılıyor. Belli kısımlarını sürekli arkadaşlarınla sohbet ederek, oyun oynayarak geçiriyorsun. Ama bir hedefin var mı? Bu hedef için ne yapacaksın? Bu çok önemli. Şimdi Berkant dediği gibi şu an ben bunun için bir şey yapmıyorum ama önümüzdeki seneye evet. bu konuda yoğunlaşacağım diyor. Evet. Bunu gerçekten bu yaşlarda kişinin belirlemesi ne kadar hassas, ne kadar aslında geleceğe yönelik düşündüğünü gösteriyor değil mi? Evet. Tabii. Bunu nasıl oluşturuyor? Şimdi mahkeme etleri devreye giriyor. Şimdi bakın disiplin mutlaka şart. Ben her zaman onu söylüyorum. Eğitim, başarı disiplinle gelir. Evet. Eğitimde de disiplin mutlaka şart. Ama baskıdan bahsetmiyorum. Çocuk mutlaka takip edilmeli. Süreç ailesi tarafından kontrol edilmeli. Biz maalesef anneler babalar olarak en büyük yaptığımız hata çocuğun her dediğini maddeyle, parayla evet. tatmin etmek. Oysa çocuk tabii ki alınan hediyeleri, verilen paraları tabii ki kim istemez? Herkes ister. Ama burada aileler şunu bilsinler. Çocuk eğer ki bir hedef koymadan, o hedefe ulaşmadan çocuğu ödüllendiriyorsanız mutlaka bunun bedelini ağır ödersiniz. Anneler, babalar. Evet. Mutlak suretle ağır ödersiniz. O yüzden bu disiplini çocuğunuza vermeniz lazım. Bakın, hiçbir çocuk verilen herhangi bir şeyi almayayım demez. Herkes alır. Ama hak etmeden bunu veriyorsanız, bu daha sonra bir alışkanlık haline dönerse çocuğa hiçbir şey yaptıramazsınız. Bu bilgisayar oyunlarında da böyledir. Ve şu an ailelerin en büyük sıkıntısı bilgisayar oyunlarından yanadır. Ben ailelere hep şunu söylüyorum. Bakın, şu an yaz dönemi, bizi dinleyen aileler varsa, ki mutlaka var, bizi takip eden çok fazla aile var. Yaz dönemi çocuğunuzun bu beyinsel gelişimini mutlaka tamamlattırın. Önümüzdeki sene çocuğunuzun eğitimle alakalı hiçbir sıkıntısının kalmadığını çok net olarak göreceksiniz. Çocuk kendini iyi ifade edecek. Çocuk başarıyı tadacak. Başarıyı tattıktan sonra bir daha o başarısızlığı zaten çocuk istemiyor. Ama burada biz hep şunu söylüyoruz. Beraber hareket etmek zorundayız. Ben burada bir saatlik, iki saatlik çocuğu gelişiminden sonra size koca bir gün olarak çocuğu teslim ediyorum. Burada bu disiplini kurmak ailenin elinde. Baskıdan hiçbir zaman bahsetmiyorum. Mutlak suretle disiplinli olmak zorunda. Ne yap diyorsunuz peki aileye? Evet, bir saat ya da işte iki saat durdu çocuk. Sonra biz iki saat gelecek. Çocukla ilgili çalışmayı yaparız. Hı-hı. Çocuk eve gittikten sonra yaşına göre, sınıfına göre mutlak suretle ders tekrarı yapmalı. Bilgisayar oyunlarını mutlaka önce çocuk kendi görevlerini yapmalı, ondan sonra bilgisayar oyunumu oynandıracak. Yoksa bahçeye mi göndereceksiniz, yoksa televizyonu mu izlettireceksiniz? Mutlaka bunları bu şekilde sıraya koymalı. Hı hı. Çocuk temel ihtiyaçlarını kendisinin karşılamasına ailesi tarafından izin verilmeli. Nedir bunlar? Bir çocuk ayakkabısını kendi 5-6 yaşından sonra kendisi bağlayabilir. Üstünü başını kendisi değiştirebilir 5-6 yaşından sonra. Bırakın ters giyiyorsa ters giysin, o düzünü bulacaktır. Ama siz çocuğu eleştirirseniz, siz çocuğu illa böyle yapacaksın diye baskı kurarsanız çocuğun düşünmesine izin vermezsiniz. Çocuk nasıl benim yerime birileri düşünüyor diye bırakır. Çocuğun gelişimini sağlamak için önce motor hareketleri, sonra da düşünmesini sağlamanız lazım. IQ bunları sağlıyor.
Çocuğun üzerine düşen ailelerle de karşılaşıyorsunuzdur. Çok, çok düşen. Fazla. Yani onlar için ne söylersiniz? Çok koruyucu, çok kollayıcı, böyle hani kendi kafeslerinden çok dışarıya çıkarmak istemeyen evet. aileler aslında ne kadar büyük yanlışa düşüyorlar, değil mi? Çok büyük. Bakın, şimdi bizim kurumumuza, eğitim kurumumuza da gelen, IQVA'da gelen çocukların içerisinde böyle aileleri olanlar var. Yani aile o kadar sıkı takip ediyor ki çocuğu. Aslında çocuk bir müddet sonra bu sıkı disipline alışıyor gibi oluyor ama çocuk yalnız başına kaldığı zaman hiçbir şey yapamıyor. Evet. Yani bırakın çocuğunuzun hata yapmasına izin verin. Siz sadece onu dışarıdan gözlemleyin. Takip edin. Hatta sizin takip ettiğinizin farkında bile olmasın çocuk. Hı-hı. Ama mutlaka onun bir şeyler yapmasına izin verin. Eğer çocuğum hata yapmaması üzerine ben çocuğumu devamlı takip edeceksem bilin ki o çocuk ileriki yıllarda çok daha büyük hatalar yapacaktır. Çünkü çocuk, hepimiz öyle değil miyiz? Hatalarımızla yüzleşerek doğruyu buluruz. Yanlışlarımızla yüzleşerek doğruyu buluruz. Sınavlarda öyle değil midir? Hatalarınızı bilirsiniz, çalışırsınız, düzeltirsiniz. Çocuğun hata yapmasına aileler izin vermeli. Mesela yemekten bahsedelim. Ben bir sürü anneanne, babaanne, anne görüyorum. Çocuk yemeğini yemiyor diye arkasından kaşıkla, tabakla peşinden koşturuyor. Yok, böyle bir şey yok. Bırakın aç kalsın çocuk. Hiçbir şey olmaz bir günlük açlıkta. Ertesi gün görün öğün vakti nasıl oturup yiyecektir çocuk. Bırakın çocuk bu özgürlüğünü yaşarken disiplinini siz arkadan kurun. Bu çocuğun özgürlük, yemek yeme özgürlüğünü elinden almayın. Arkasına o an canı istemeyebilir, yemeyebilir. Ama bir sonraki gün görün veya bir sonraki öğün o çocuk oturup nasıl yemeğini yiyecektir. Tabii rahatsız değilse. Şu an biz sağlıklı çocuklardan bahsediyoruz. İşte eğitimde de böyle. Çocuğun hem hata yapmasına izin vereceksiniz, hem onu takip edeceksiniz, hem de doğruyu göstereceksiniz çocuğa. Bunlara izin veren ailelerin çocukları hayatta çok başarılı oluyorlar. Hepimiz etrafımıza bakalım. Yani ortalıkta benim zamanımda özellikle mahalle kültürü varken yanlıyak gezen, terlikle gezen bir sürü kapı önünde oynayan çocuklar vardı. Benim jenerasyonumun ve benim bu söylediğim çocukların çoğu yüksek öğretimi almış çocuklardır. Kimisi doktor oldu, kimisi mühendis oldu. Hiçbiri sokakta yalın ayak gezmekle kalmadı. O yüzden aileler çocuklarını çok korumacı olmasınlar. Çünkü siz çocuğunuzu çok korursanız çocuk en ufak bir fırsatta sizi kandırır. En ufak bir fırsatta. Çünkü çocuk fırsatları değerlendirir. Siz hep takipte olun. Evet, hem kandırır hem de en küçük şeyler bile onun için bir tehlike arz eder. Tabii. Yani çok önemli. İşte IQAP aslında bu anlamda bilişsel bir program. Hep IQAP'a bağlıyorum. Hı hı. Çünkü bakın IQAP aldıktan sonra çocukların eğitim hayatlarıyla alakalı, sosyal hayatlarıyla alakalı, ikili ilişkilerle alakalı hiçbir sıkıntılarının kalmadığını çok net olarak görüyoruz. Bütün çocuklarda görüyoruz. Kaç haftadır buraya hep IQAP eğitimi almış çocuklar getiriyoruz. Çocukların ne kadar rahat olduğunu görüyor musunuz? Çocuklar, çünkü çocuk ben bunu yapabiliyorum diyor. Yaptığının farkında. Tereddüt etmiyor hiçbir zaman. Bu sınavlarda da böyle. Yapabildiğini biliyor, yapamadığını biliyor. Herkes her şeye aynı anda yapamaz. Yapması da mümkün değil zaten. Ama bir çocuk neyi yapabildiğini biliyorsa, Berkant'tan gidelim. Bu sene ne diyor? Kendimin adası attım. Önümüzdeki sene ben biliyorum ne yapacağımı diyor. Çocuk hedefini koymuş. Nereye kadar başarılı olacağını koymuş. Arkadaşlar arasında kendisiyle mukayese yapabiliyor. İşte TEOG'a hazırlanmıyorlar. Özel liseye gidebiliriz diyorlar. Ben hep çocuklara şunu da söylüyorum. Bakın, anneniz babanız çok zengin olabilir, çok paralı olabilir. Annenizin babanızın çok arabası olabilir. İşte bir sürü gayrimenkulü olabilir. Ama onlar onların. Sizin evet. değil. Onlar onların. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. O yüzden siz kendiniz donanımlı olmak zorundasınız. Sudan çıkmış balığa dönmemek için. Yani annenizin parası, anne babanızın parası veya malı mülkü size gelecek bir şekilde belki
bir adım önde başlamanızı sağlar. Ama siz bunu kullanmayı bilmiyorsanız kaç adım da geri gidersiniz. Evet, işte yine ailelerin onlar için kullandığı dil burada çok önemli ki evet. Çocuğun bunları gerçekten amaç olarak göstermemesi için. Evet, amaç başarı, akademik başarı vesaire ama işte amaç tamamen o maddiyat değil aslında. Başarı, başarı evet. Zaten mutluluğu getiriyor. Yine aynen kendinin öyle. Mutlu olması için çalışıyor aynen yani. Mutluluk için çalışını bilmeli. Ama işte öteki yandan sadece benim şu şöyle bir arabam olacak, benim şöyle bir evim olacak. Bunlar çok gerçekten çocuğu kişisel anlamda aslında zedeleyen girişimler olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Yani aynen gerçekten sonra da mutsuz çocuklar oluyor. Arabaya ulaştığında evet diyor, benim işte eve ulaştığında benim artık yapacak bir şeyim kalmadı. Ben her şeyimi elde ettim ama onun ondan sonra doyumsuzluk oluyor. Daha neye evet. ulaşabilirim? Aynen İşte öyle. Teknolojide her şey ellerinin altında. Daha neye ulaşabilirim? Aslında amaç kendi ayaklarının üzerinde durabilmek. Evet. O zaman da mutluluğu sağlamış olacaklar. Evet. Ki umarız Berkant da çok güzel yerlere gelir. İnşallah. İstediği başarıya ulaşır. Ailesi de onunla kıvanç duyar diye umuyoruz gerçekten. Son İnşallah. Olarak biz mesajlarınızı alalım. Programımızın sonuna doğru da geldik. Ailelere tavsiyeleriniz olur diye düşünüyorum. Evet. Ben ailelere şunu söylüyorum. Bakın, hiçbir şey için geç değil. Çocuğunuz kaç yaşında olursa olsun bir yerden başlayabilirsiniz. Bu yazı mutlak suretle, yani önümüzdeki yaz dönemini bir sonraki eğitim öğretime hazırlamak için mutlaka değerlendirin. Bize ulaşabilirsiniz. İlle programa kayıt olmanız, girmeniz şart değil. Bilgilenin bu konuyla alakalı. Ne olduğunu görsünler evet, en azından. Değil evet, mi? Bilgilenin. Bu o kadar zor bir şey değil. Şu an tabii ki bedelli bu program. Ama inanın çocuğunuzun hayatında alacağı kararlarda, yapacağı hatalarda veya çocuğun başarılarında değerlendiğiniz zaman rakamın çok komik olduğunu görüyorsunuz. Evet. Berkan, senin bir mesajın var mı? Ailene olabilir, arkadaşlarına olabilir? Şu anlık yok. Evet, sen de başarı merdivenlerini tırmanmak için evet. savaşıyorsun diyelim, evet. öyle diyelim. Geleceğin neferleri diyelim. Evet. Evet, eğitim saatinin sonuna geldik efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz tekrar teşekkür paylaşımlarınız için, katılımlarınız için. Burada noktalıyoruz. Mutlu günler, hoşça kalın.